Herkese tekrar selamlar. Simülasyon tahtası bu hafta hafta içi için çalışıyor. Güzel maçlar aldık. Süper Lig tabii ki geçen hafta biraz tatilden dolayı ara verdik. Ama bu hafta Süper Lig'den biraz fazlaca maç aldık. Tabii Galatasaray'ın da kura çekimi oldu. Çekilebilecek en iyisini çektin diyebilirsin. Sparta Prag en iyi kurayı çekti Galatasaray. Tabii ki favorisi. Yol nereye kadar gider bilemiyoruz ama tabii burada Bayer Leverkusen gibi bir takım var. Kupanın bence favorisi. Olacak kadar kuvvetli. Diğerleri Açısından aynı şeyi söyleyemem. Diğer takımlar açısından aynı şeyi söyleyemem. E yavaş yavaş tabii ki hafta içi maçlarına bakalım. Başakşehir-Sivas Spor maçıyla başlayalım. Ben Sivas Spor'un oyununu beğeniyorum. Başakşehir'in oyunu ise çok fazla beğendiğim söylenemez ama Başakşehir'de tabii Piontek'in son dönemde formda olduğunu söylememiz gerekiyor. Oyuncu gerçekten alev alev yanıyor. Bunu söylemem lazım. E ama Sivas Spor daha bir takım görüntüsü çizdiği için... İstanbul deplasmanından puansız ayrılmayacaklarını düşünüyorum. E, bu Neziga bizim lige geçelim. Werder Bremen Leipzig maçı. E, Leipzig oyun olarak benim beğendiğim bir takım. Werder Bremen ise biraz bizdeki Kasımpaşa'ya benziyor. Yani sen de oyna ben de oynayayım. Gelenler keyif alsın falan modunda çalışıyor Werder Bremen camia olarak. Ama senelerdir böyleler. Yaklaşık 20 senedir falan e, Werder Bremen sürekli Kasımpaşa modunda topu sen al biraz ben alayım. Dolayısıyla çok gol olsun diyen bir takım. Dolayısıyla ben e, bu maçta bol gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Oyun olarak beğendiğim takımlardan biri Hoffenheim takımı iyi oynuyorlar. İyi oyunu ama sonuçla birleştiremiyorlar. Ben bu hafta en azından e, Darmstadt önünde bu oyunun da karşılık bulabileceği bir skor alacaklarını, öyle galibiyete ulaşacaklarını düşünüyorum. E, en az iki tane falan gol atıp yenmeleri e, bence uygun olan Darmstadt önünde İki gol at, en az ve galip gel, Fener. Geçelim haftanın herhalde en zor maçı, Kayserispor Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe açısından tabii Ceko'nun son durumu e, nedir, Hoca? Çünkü genelde Şua'yı tercih ediyor, ben Cüneyt Kaşeler gibi düşünüyorum, Umut Nayır'ın daha doğru bir tercih olacağını düşünüyorum. Çünkü Ceko oyununa daha yakın oynayan oyuncu kim? Umut Nayır. Çünkü Batçay kendi kafasına göre takılan bir adam. Ben gol sayımı yükseltim modunda çalıştığı için eğer Hoca Ceko oynamazsa Batrây tercih ederse Fenerbahçe için çok olumlu bir senaryo olacağını düşünmüyorum. E, Recep Uçar hoca haftalardır bahsettiğimiz hatta ümraniye döneminde e, adını aslında daha sık telaffuz etmemiz gereken bir hocaydı. E, doğru takımı buldu. Çağdaş Ata'nın terk ettiği takımda e, çok başarılı sonuçlar elde ediyor e, ve ben bu başarılı sürecin devam edebileceğini düşünüyorum çünkü ya kemene bile bir görev yüklemiş hoca. Çünkü kemen biraz daha o koşu karakteri, tempo karakterini bazen unutan bir oyuncuydu. Ama kemende bile o dinamizmi gördükten sonra savunma anlamındaki dinamizmden bahsediyorum. Kayseri Spor parselasyon açısından da sahayı çok iyi kapatan bir takım. Ben bu hafta haftanın sürprizini Kayseri Spor'un gerçekleştireceğini ve Fenerbahçe'nin Kayseri deplasmanında puan kaybedeceğini düşünüyorum derbi öncesinde. Yani Kayseri Spor'un Yenilmeyeceğini düşünüyorum. Yine beğendiğimiz takımlardan birine geçelim. Antalya Spor. Antalya Spor, Kasımpaşa maçı. Az evvel Werder Bremen örneği verirken. Werder Bremen'in hani hadi hep beraber top oynayalım arkadaşlar modunda. E bizde de ki Kasımpaşa. E, Antalya ise hani bu hep beraber oynayalım fikrine çok sıcak bakacak bir takım değil. Baba ben alayım topu eyvallah da. iki gol atayım. Maçı da kazanayım diyecek bir takım. Ben Antalya Spor'un en az iki gol bularak maçtan galip geleceğini, galip ayrılacağını düşünüyorum. Ve yine Süper Lig'den e, zirveden bir mücadele Galatasaray-Kara maçı. Tabii Galatasaray açısından kadro olarak hocanın nasıl çıkacağını bilmediğimiz için tahmin edilemez bir kadro yapısına doğru gitmeye başladı Galatasaray. Yani sağda kim oynayacak, solda kim, merkezde kim. Dolayısıyla çok kolay tahmin edilemiyor ama Okan Hoca'nın A planlarının biraz Galatasaray'a problem yaşattığını görüyoruz. Ve dolayısıyla ben bu maçta da benzer bir problem yaşayabileceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Ve maçı e, maçta ikinci yarı daha çok gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani Galatasaray Karagümrük maçında ilk yarıda değil ama ikinci yarıda daha fazla gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Ve bizim takıma geçelim. Bayer Leverkusen'a geçelim. Mükemmel gidiyorlar. Ya Jeko'ya bir şey söyledik nazar değdi. Bayer Leverkusen'a bari maşallah diyelim. Allah nazarlardan saklasın bayağı Leverkusen'ı. Florian Wirtz'i, Boniface'i, Jonas Hoffman'ı, herkes gol atıyor bu takımda. Şaka ligde özellikle orta saha açısından acayip bir dominasyon kurmuş durumda. Hem istatistiksel olarak hem de oyun olarak. Dolayısıyla ben bu hafta Bohum önünde bu takım kaç farklı galip gelir? Bir farklı değil, iki farklı değil. Ben en az üç farklı galip geleceklerini düşünüyorum. Daha da üstlerini bile zorlar. Ay Frankfurt, Mönchengladbach bu sene bu hafta özellikle Alman liginden çok maç aldık. Frankfurt, hani istikrarı olan bir e, takım değil. Bir bakıyorsun Bayern'e karşı harika bir oyun ertesi hafta. Hı -hı. Mönchengladbach ise o da biraz kasımpaşavari dediğimiz takımlardan var var. Böyle böyle takımlar var. Almanya'da çok var bunlardan. E, sadece seyirciyi mutlu eden takımlar bunlar, e, oyun olarak. Ve Frankfurt da görece Böyle bir takım olarak adlandırabiliriz. Yakın bir takım. Dolayısıyla ben bu maçta biraz bol gol izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Yani en az 3 tane falan gol olur diye tahmin ediyorum. Heidenheim-Freiburg maçı. Söylüyoruz hep kasaba takımı Heidenheim. Hocası bile hani kasabada bildiğin normal amca kasap modunda aslında. Kasaptan çağırmışsın. Gel baba taç çizgisi kenarında bize teknik direktörlük yap der gibi bir teknik adamları var. Yani olumlu anlamda söylüyorum. Yani o amatör ruhu e, yansıtması açısından e, benim tarafımda çok olumlu ama... E, Freiburg ise e, disiplinli bir takım. Özellikle Gregory Ritsu Doğan benim çok beğendiğim bir oyuncu sağ tarafta. Şalay'ı e, ikimiz zaman kullanıyorlar. E, Höfler, Egestein vesaire iyi bir kadro. E, ben Heidenheim deplasmanında puansız ayrılmayacaklarını hatta Freiburg'un galip geleceğini söyleyebilirim. stuttgart augsburg maçına geçelim. Stuttgart lige evet üçüncülüğe kadar falan çıktılar ama ben Bayern Münih yönünde ...çok kötü bir Stuttgart izledim, öyle söyleyeyim. Bu sene çok fazla Stuttgart maçı izlemedim. Ama izlediğim maçlarda puan tablosundaki yerlerinin biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok ağır, topu çok ağır, oyunun yönünü falan çok ağır döndüren bir takım. Bu hafta haftanın sürprizlerinden birinin de stuttgart augsburg maçında olacağını düşünüyorum. Axburg'un Stuttgart deplasmanından puansız ayrılmayacağını düşünüyorum. brest lorient maçı. E, Brest'in geçen bir maçını izledim. Birkaç maçını izledim. Sol kenarda bir oyuncular var. Şababa mıydı neydi unuttum adını ama baya baya eleman baya baya 14 numara mı neydi siyahi bir oyuncu çok beğendim. Ve Galatasaray'ın ilgilendiği bir oyuncu vardı bu sol bek Loco diye. Onu da izlemek için de biraz oturdum izledim. Brest takımı fena değil. Bu hafta ben Lorient önünde galip geleceklerini düşünüyorum. Bu Loco'yu bir ara anlatırız. Galatasaray'ın istediği sol bek. Nasıl bir oyuncu? Anlatırız bir ara. Ve yine Premier Lig'den bir tane maç alalım. Bir tane maç var galiba. Crystal Palace-Brighton maçı. Brighton artık Dezerbi'nin biraz karşısında yer alma zamanı gelmiştir. Gelmiş de çatmıştır demektir. Belki burada, bu topraklarda ilk defa Dezerbi hocanın e, aleyhine bir yorum yapacağız. Brighton'a karşı, şanlı Brighton'a karşı. Ben Crystal Palace'ın bu hafta kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Simülasyon tahtası bu hafta sona erdi. Yine hafta sonu tekrar simülasyon tahtasında görüşmek üzere. Kendinize iyi